Aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arabuluculuk sistemi 22 Haziran'dan sonra uygulamaya başlayacak. Ama bununla ilgili acaba ne kadar altyapı çalışmaları yapıldı? Zannediyorum ki, daha doğrusu bildiğim kadarıyla avukatlar 5 yıllık belli bir kıdeme sahipse, deneyime sahip avukatlar. Sicili de temizse. Sicilleri de temizse, herhangi bir suça bulaşmamışlarsa arabulucu olabiliyorlar. Peki bu arabulucular herhangi bir avukat gidip Adalet Bakanlığı'na baş mı vuracak? Eğitim mi alacak? Nasıl başlayacak sistem acaba? Şimdi arabuluculuk sıfatını kazanmak için Adalet Bakanlığı zaten bununla ilgili hem bir kurul oluşturulacak, hem de yazılı ve sözlü sınava tabi olacağız. Tutacak. Daha sonra onları geçtikten sonra, sınavlarda başarı sağladıktan sonra sicile kayıtlı olacağız. Arabulucu olarak. Şimdi arabulucu olarak. Hem avukat hem arabulucu olarak. Aynen, evet. O şekilde. Şimdi diyelim ben sizin avukatlığınızı yapıyorum. Evet. Ve bu arabuluculuğa uygun bir uyuşmazlık. Karşı tarafı arıyorum diyelim, tansiyon çok yüksek değil. Evet. Karşı tarafla sizi diyelim ikna ettim ben. Evet. Arabuluculuğunuzu yapabilmem için benim tarafsız olmam gerekiyor. Çünkü öyle, avukat olduğum zaman biliyorsunuz sizin benim menfaatinizi ben koruyorum. Aynen. Ama arabuluculuk seansında menfaat korunmuyor. Ben yani tarafsızım ben. Sadece sizi gözlemliyorum. Bir müzakere teknikleriyle sizleri, evet, sadece uyuşmazlığınıza çözüm bulmanız için ben sizi teşvik ediyorum. Yardımcı oluyorsun. Karşı taraf, evet, eğer benim tarafsızlığımdan şüpheliyse o zaman beni zaten kabul etmez. Kabul edemez. Başka bir, o zaman arabulucuya gitmeniz gerekir. Hmm. Bununla ilgili de şu an az evvel bahsediyorduk. Bakanlığın artık bir an evvel barolara talimat verip ona göre eğitim vermesi gerekiyor. Evet. Biz de şu ana kadar bir, daha bir eğitim yok ama anladığım kadarıyla. Henüz yok. İlanları yapılmadı henüz. Yarın bizim bir sempozyumumuz var. Evet. Sayın hocamız konuşmacı. Evet. Yine bir Türk hocamız var. Bu alanda uzman. İki tane Amerika'dan gene değerli hocalarımız, hukukçulara, katılımcılara, ilgilenenlere arabuluculuğu hem Amerika'daki perspektiften anlatacak, hem buradaki yasal durumunu yine sayın hocalarımız değerlendirecek. Çünkü bir fark söyleyemezler çünkü daha burada uygulama yok. Değil mi hocam? Evet. Yani sadece Amerika'daki sistemi anlatabilirler herhalde. Ki Amerika'da uygulanan bir sistemin Türkiye'ye uygulanması da herhalde çok zor olur diye düşünüyorum. Şimdi özellikle hukuki şunu anlamda tabii söylemek lazım. Yani insan her yerde temel içgüdüleri ya da ihtiyaçlarıyla öne çıkıyor. Ve bir şekilde ihtilafta ortaya çıkıyor. Evet. Burada iki şey var. Bir, devlet yargısı, alışılmış klasik geleneksel, evet, çözüm yolu. Ve devlet yargısının pahalı olduğu yerlerde, ağır işlediği ülkelerde ve yargılama kültüründe uzlaşma tecrübelerinin daha eski tarihlere dayandığı ülkelerde arabuluculuk daha fazla bir alana sahip. Bu Türkiye açısından tabii böyle değil. Türkiye'de bir vatandaşın, bireyin inancı her zaman devlete karşı yüksek seviyede olmuştur. Ve işte adaletin orada tecelli edeceği, devlet mahkemesinde tecelli edeceği inancı hala büyük ölçüde mevcuttur. Aynen öyle. Peki bu arabulucu dava ücretleri yüksek değildir o anlamda. Evet. Hızlandıracak mı sistemi sizce hocam? Burada tabii çünkü şu var. Devlete yük olduğundan bahsediyor yargıda. Yük fazla. Yargıda. Evet, yargıda yük fazla. Hakimlerimizin kalemle ilgili yoğun işleri vardır. Evet. Mesailerinin büyük bir bölümü yargı hizmetleri dışındaki faaliyetlerine ayrılmıştır. Burada tarafların avukatla temsil edilip edilmemesi, bireyin de burada temsil zorunlu olmadığı için avukatla kendisinin de dava açabilmesi, avukatların dava taktiklerini ne ölçüde uyguladıkları, yargılamanın yüksek harç ve masraflı olup olmaması, adli müzahiret dediğimiz mali durumu düşük olanlara devletin adli hizmetten yararlanmak için başta bir avans verip vermemesi gibi bir dizi çevre koşulları, problemleri de üst üste geldiğinde iki şey var. Ya vatandaş aradaki ihtilafı yargıya götüremeyecek, işi tanrısal adalete, vicdani mahkemeye bırakacak, havale edecek ki çoğu zaman insanımız bunu yapar.
Yapar, doğru. Onun dışında avukata inancı orantısında, doğrultusunda paralel olarak avukatın o işi başarıyla takip edeceğiyle doğru orantılı olarak işine inanır, davayı avukata davayı verir. Davayı avukata verir. Avukat bu işi mahkeme önüne getirdiğinde, şimdi kanunumuzda yeni medeni yargılamaya ilişkin hukuk muhakemeleri kanunu dediğimiz kanunumuzda getirilen bir düzenleme ile davanın başında hakimin tarafların sulh olma, uzlaşma isteği var ve mı, olayın durumunun buna müsait olması halinde taraflara bunu teklif etme durumu var. Ha. Yani İyi yargılamaya girildiğinde de evet. davanın başında dilekçeler verildikten sonra karşılıklı hakimin de bunu taraflara bir telkin etmesi anlamında değil ama bir hatırlatması, önlerinde böyle bir seçeneğin olduğunu, onlara böyle bir fırsat tanındığını duyurması gerekiyor. Peki ama şimdi bu bir oraya programın gelmiş içinde. Vatandaş, şimdi yargıya gergin, gelmiş vatandaş. Evet, vatandaş daha gergin. Sonra niye dönsün ara bulucuya? Evet, zaten o husumet, harcı yatırmış hocam. Yani husumet dediğimiz bir noktaya gelmiş. Evet. Peki bir de ben şunu soracağım. Şimdi bu yargıya da ülkemizde artık yoğun bir şekilde eleştiri var. Ve bu eleştirilerde de zaman zaman haklılık payı var. İşleyen sistemin ağırlığından tutun avukatlara veya işte yargıçlara, hakimlere, yargıç yok bizde işte güven problemi de yaşanıyor zaman zaman. Şimdi yargı alanında herhangi bu egemenliği bir yetki anlamında X bir arabuluculuğa devretmek konusunda da soru işaretleri oluşabilir. Sanıyorum tartışılan konulardan biri de bu. Yani buradaki bilgilerin gizliliği, kişisel hayata dair özel bilgilerin varlığı, bu ticari sırlar. Yani bunların hepsini biz bir avukata, kendi avukatımız olsa tamam verelim. Ama ben karşı tarafın ya da işte benim bulduğum birine bu sırları neden vereyim? Evet. Nasıl vereyim? Bu ne olacak? Kanunda gizlilik ihlali, zaten arabulucu gizlilik ihlalinde bulunursa 6 aydan başlamak üzere hapis cezası düzenlenmiş. Yani arabuluculuk seansında konuşulan kanıtlanır. Yani kanıtlanır. Evet, çünkü onun bir kontrol mekanizması belirli, şart. Çünkü sonuçta gene bakanlığın çıkardığı bir kanun. Toplantılar. Denetimli evet. gene bir düzen olacak. Bütün seansta konuşulan her şey, bütün bilgiler, belgeler evet. daha sonrasında taraflar uzlaşamayıp mahkemeye giderlerse delil olarak zaten kullanılıyor. Leh ve aleyhe kullanılamayacak. Kullanılamayacak. Gizlilik, gizlilik bu çerçevede belki bu şekilde değerlendirilecek. Ben ilave edebilirim. Evet, şimdi burada temel bir problem, yani arabuluculuğun çok geliştiği işte Amerika, Kuzey Amerika'da yine hala endişe konusu olan, endişe edilen bir husus, güçler arasında denge bulunmaması, yani asimetrik bir güç olması, eğitimli ile eğitimsizin düştüğü ihtilafta. Evet. Yahut da varlıklı ile yoksulun ihtilafında. Evet. Bir göçmenle bir yerli evet. Birkaç asırdır Amerika'ya gelmiş bir İrlanda kökenli aileye mensup biriyle olan ihtilafında, bir Meksikalı'nın dili daha az bilen bir Meksikalı'nın düştüğü ihtilafta ona uygulanacak bir uyum baskısından söz ediliyor. Uyum baskısıyla denilen şu, diyorlar ki biz arkadaşız, biz komşuyuz, diyelim ki bir komşu ihtilafında evet. iki parsel yan yana, birinin içindeki bir ağaç büyümüş, Kaliforniya'da deprem bölgesi, o ağacın dalları diğerinin evinin bahçesinde sarkıyor ve orada yaşayan Meksikalı evet. diyor ki deprem olduğunda bu dallar benim yatak odama girecek. Odayı da terk ediyor ve salonda yatmaya başlıyor Meksikalı. Bunun karşısındaki Amerikalı 70 yaşındaki bir bayan, İngilizceyi de iyi konuşan, evet. Bu board diyorlar, panel diyebileceğimiz Türkçe'de bir panel çalışmasında karşı tarafa hiç taviz vermiyor. Ama orada paneli yürüten arabulucu heyeti, 3 kişilik bir heyet, evet. bunu pekala bir uyum baskısı şeklinde o Meksika kökenli kadına yansıtabiliyorlar. Bu panel bittiğinde de aslında yine kadın, Alice dediğimiz 70 yaşındaki Amerikalı ağacını kesmiyor.
Evet. Ve ilişki orada yine o şekilde devam ediyor. Burada diyeceğim şu, yani manipülasyona açık bir durum vardır. Bu evet. Batı ülkelerinde de mevcuttur. Bir de hocam, insan ilişkileri. Pardon. Evet. Şimdi bahsettiğimiz kişiler avukatlar. Şimdi avukatlar hakim veya savcılar gibi değil. Yani onlar daha uzun süre, mesela hakimler hukuk mezunu olduktan sonra staja gidiyorlar, ülkenin çeşitli yerlerinde bulunuyorlar, görev alıyorlar. Savcılar öyle, hem bakış açıları da farklı. Evet. Yani bir avukatla bir hakim savcının bakış açısı farklı. Şimdi avukatlar bütün kendi müvekkillerinin lehine olan ne varsa evet. onları toparlayıp ona göre savunma yapmak üzerine çalıştıkları için onların kafalarındaki sistematik de farklı işler. Aynen. Şimdi bir avukatın düşünce sistemi bu uyuşmazlık için uygun mudur? Yani mesela psikolojik alanda da eğitim almaları gerekmiyor mu bu insanların? Bilmiyorum. Evet. Hani burada insan ilişkilerini var, tabii, düzenlemek anlamında ya bazı modellerde, bakış açısı olaylara evet, yani farklıdır. Farklıdır. Beklentiler farklıdır. Misyonlar evet, farklıdır. Tabii. Orada bulunma sebebi avukatın tabii tarafı tabii, için en iyi olanı, en uygunu neyse en onu iyi, almayız evet, bizden. O onun kariyeridir. Evet. Geleceğe yönelik başarısı onu kurar. Kariyeri olarak yansır. Aynen öyle. Şöhreti ona göre artar. Evet. Ün ve şöhret kazanır mesleğinde. Evet. Yol alır. Şimdi burada tabii bazı bakış açılarıyla deniyor ki avukatlar arada bulunmasın. Evet. Medyatör dediğimiz evet, yabancı dilde evet, ara bulucu birebir taraflarla muhatap olsun, evet, problemleri birebir onlardan alsın. İzlenimleri oradan elde etsin. Hmm. Avukatların bulunduğu platformlarda, tabii, panellerde işi çözücü, caydırıcı çözünmez, faktörler ortaya çıkar. Evet, ya, avukatlar bunları giderici evet olarak da, yani avukatlar da burada işi bozan, oyunu bozan evet, kesim olarak da görülebilir. Zaten avukatlık mesleği tarih boyunca maalesef yani bunu bütün avukat camiası için tabii şey olarak söylüyoruz, yani bir evet, ek bilgi olarak söylüyoruz. Almanya'da mesela 1700'lerde avukatların şehirde dolaşırken siyah cübbe giymeleri, toplumda diğer insanlardan farklı kalmaları ve içki içilen meclislerde gidip müşteri bulmamaları, buldukları takdirde kral tarafından idam edilecekleri ve yanlarına da ölmüş bir köpeğin bırakılacağı bir emirname olarak mevzuatta ihtimali sebebi, dolayısıyla. Değil, öyle yani, olmaları evet, sebebiyle. Yani avukatların siyah cübbe giymelerinin tarihi temellerinde böyle acı olaylar da vardır. Peki çok az vaktimiz kaldı. O yüzden şunu da sormak istiyorum. Nihayetinde bu sistem başladıktan sonra arabulucunun verdiği karar kesin mi olacak? Yani bir taraf memnun kalmazsa bu karardan tekrar yargıya gitme ihtimali herhalde var değil mi? Arabulucu karar vermiyor zaten. Vermiyor. Taraflar karar verdiler, uzlaştılar ya da uzlaşamadılar. Evet. Uzlaşamazlarsa mahkeme yolu gene açık. Açık. Tamamen evet, mahkeme devre dışı oluyor diye bir şey, bir yok şey zaten. Yok. Bu sistemde mümkünse mahkemeye gitmeden bu itirafları çözmek var. İki taraf zaten sonucunda bir sözleşme, bir şey imzalıyorlar. Aynen. Ve mutabık oluyorlar. Zaten ondan sonra yargıya doğru, gitmeye gerek kalmıyor. Böylece yargının da yükü biraz daha azam hafiflemiş sonra oluyor. Ki az önce de söyledim, rakamlar korkunç. 100 bin kişiye 10 hakim düşüyor. Yani bir dava açtığınızda zaten onun gününün gelmesi 150 gün sürebiliyor bazen. O yüzden bu sistem biraz da olsa herhalde bu sıkıntıları çözecek gibi görünüyor sevgili izleyiciler. Aile hukuku, miras hukuku, sigorta anlaşmazlıkları, telif anlaşmazlıkları, sosyal medya saldırıları, internet saldırıları, komşular arası anlaşmazlıklar, arazi anlaşmazlıkları, işçi işveren kadına şiddet, ticari, hepsi var ticari olarak. Özel hukuk alanındaki bütün sıkıntıları toparlayacak gibi görünüyor bu sistem ama biraz daha tartışılır bence. Ufak tefek açık alanlar var. Sizlere çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, anlattıklarınız için. Hayırlı uğurlu olsun İyi diyelim yayınlar, hepimiz için hem hukuk camiası için. İlk bölümü böyle toparlıyoruz. İkinci bölümde başka bir konuyla karşınızda olacağız. Lütfen ayrılmayın.